Şimdi bizim yaşadığımız bu zamanda çokça dile getirilen bir kavram var. Travma kavramı. Travma nedir? Hatta bir sohbetimizde aslında travmatik olay yoktur. Travmaya uğradığını zanneden insan veya bunu böyle algılayan insan vardır deyince dinleyicilerden birisi oturumu terk edip gitmişti. Evet. Tabii aslında neye işaret etmek istiyoruz? Bizler çoğunlukla özneyi dikkate almadan öznenin algısına odaklanıyoruz. Evet. Biraz sesi yükseltebiliriz. Öznenin kendisini irdelemiyoruz. Öznenin algısının üzerinde duruyoruz. Yani işte ne oldu, işte kim ne dedi, hangi söze maruz kaldı, hangi davranışa muhatap oldu, bu bende hangi duyguyu oluşturdu, bana ne hissettirdi, bana ne yaşattı gibi noktalara odaklanıyoruz. Kaçırdığımız temel şey bunları algılayanın, bunları hissedenin kim olduğudur. Eğer kim olduğunu kaçırırsanız her şeyi kaçırmış olursunuz. Bir düşünürün güzel bir sözü vardı, güzel bir sözü var bu konuda. Şöyle der: ben gerçek kendim olanı, gerçek kendim olanı bulana kadar hayatı bir yanılsama olarak yaşayacağım. Ancak gerçek kendimi bulduğumda hayat olduğu gibi yaşanmış olacak. Şu an hayatı kendi imajımızda oluşturduğumuz benlikle yaşıyoruz. Yani benim çok sorduğum bir soru vardır. Beni tanıyanlar hatta bu sorudan sıkılırlar. Çünkü rahatsız edici bir sorudur. Bir derdini anlatır, bir sorununu anlatır, bir acısını anlatır. Tırnak içinde empati bekler. Yani çok üzücü bir şey. Gerçekten hani çok kötü bir olay falan demem bekler. Ben şu soruyu sorarım. Bunu yaşayan kim? Bunu böyle algılayan kim? Bunu hisseden kim? Tabii ki alışık olmadığımız bir soru ama cevabımız genellikle otomatik çalışır. Ben. Ben de hangi ben derim? Buna alışan bir arkadaşım da şu cevabı, otomatik cevabı verir. Bütün benliklerim böyle hissediyor diye. İşin tabii ki biraz esprisi, biraz da kaçamak cevabını verir. Bu hepimizin tabii ki yaşadığı bir şey. Yani burada birimiz diğerimizden çok farklı değiliz. Sadece benim buradaki konumum biraz bunu hatırlatmak, biraz bunun üzerinde düşünmek. Asıl üzerinde çalışacağımız alanı bulmak. Başkalarıyla ilgili meseleleri ömür boyu irdeleyebilirsiniz. İşte insanlar niye böyle davranıyor, niye şöyle konuşuyor, niye böyle bir yaklaşım sergiliyor. Bunları yıllarca konuşabilirsiniz. Zaten insanoğlunun, dikkat edin, bütün edebiyatını, hatta birçok felsefesini, birçok birikimini, kitaplarını, konuşmalarını, bugün YouTube'da bu tür konuşmaları indirirseniz aslında bütün göreceğiniz şey şudur. İnsanlar niye daha iyi davranmıyorlar? İnsanlar nasıl daha iyi olabilirler? Ama hep insanlar yani. Bu durumu algılayan kim? Kim algılıyor bu durumu? Bunun üzerinde çok durulmaz. Halbuki aslında temel nokta budur. Yani bütün kadim öğretilerin temel arayışı veya temel çalışma alanı kendilik üzerinedir. Biz diyoruz ya mesela işte nefsin terbiyesi, işte nefsin tekamülü, nefsin mertebeleri, nefsin makamları. Bu nefs dediğinizde aslında kendilik kastediliyor. Yani kendiliğin
halleri aslında. Sen hangi kendiliktesin? Hangi kendiliktesin? O kendiliği fark ettiğinde ve o kendiliğin daha derin katmanlarında, daha asli katmanlarında, daha merkezi katmanlarında yol alabilirsen, o zaman sen gerçekten kendin üzerinde çalışıyorsun ve sen gerçekten yol alıyorsun demektir. Yoksa bilgiyi arttırmak, bildiğimiz şeyleri çoğaltmak, daha çok konuya vakıf olmak asla insanı geliştirmez. Bir konuda bilgi sahibi kılabilir, malumat sahibi kılabilir. Bir konuda beceri ve bilgi dağarcığını arttırabilir. Daha konuşacak çok şeyi olabilir, paylaşacak çok mevzusu olabilir. Ama kendiyle arasındaki mesafe devam ediyor olabilir. Kendiyle arasındaki mesafe hiç kapanmıyor olabilir. Hatta bazen çok bilmek sizin gerçek kendinizle aranızdaki mesafeyi arttırabilir bile. O yüzden temel sorumuz budur. Bunu kim yaşıyor? O yüzden nereden geldik bu konuya? Travma konusundan geldik. Biz çoğunlukla hani geçen de böyle bir konuşma olmuştu. Bir arkadaş dedi ki benim çok travmalarım var. Benim çok travmalarım var. Ben dedim ki hangi benim? Travmaları olduğunu hisseden, düşünen ben üzerinde düşün. Onun üzerinde düşünürsem oradan bir yol alma şansın olabilir. Çünkü bakın burada aslında travma konusunda iki nokta var. Bir tanesi seni travmatize ettiğini düşündüğün olay gerçekleştiğinde sen ne durumdaydın? Yani sen kim olduğunu düşünüyordun? Sen kimdin o durumdayken? Sen kendini ne olarak algılıyordun? Diyelim ki 3 yaşındasın, 5 yaşındasın, 10 yaşında, 20, 30 her neyse. Yaşın önemli değil. Sen o olayı yaşarken kim idin? Kendini ne olarak görüyordun? Birinci soru budur. Bir olayı yaşarken sen o anda kimdin? Ha kimdin işte Ahmet'tim, İsmail'dim, Ayşe'ydim değil. Yani şu kimdimden kastımız şu. Mesela kendimi zayıf ve işte diyelim ki anne babasının koruması gereken, işte anne babası koruduğunda kendini iyi hisseden, işte anne babası tarafından sevilip sevilmediğini test eden gibi bunu tanımlamak durumundasınız. Yani o anda sen nasıl biriydin, kimdin sen? İsim değil burada aradığımız şey. O anda ben diyenin nitelikleri neydi? Mesela hiçbir şey bilmiyordu ve diyelim ki ona dendi ki sen beceriksizin tekisin. O anda o neydi? O kimdi? Yani sen beceriksizsin hitabına diye bir anne veya babası tarafından sen beceriksizsin hitabına muhatap olan o çocuk kimdi? Mesela kendi hakkında bir kanaati, bir görüşü var mıydı? Yoksa yani her şeyi annem babam biliyordur, demek ki öyle demişlerse, beceriksizsin demişlerse, beceriksizsindir o zaman yani ben mi bileceğim? Babam öyle dedi, annem öyle dedi, ben de öyle olduğumu düşündüm. Mi diyen biriyim. O anda kim o? O an nasıl biriydi? Bunu irdelemek durumundayız. Yani bizi travmatize ettiğini düşündüğümüz bir olayı yaşadığımızda biz o anda kim olduğumuzu zannediyorduk aslında. Tam soru budur. Kim olduğumuzu zannediyorduk. Eğer onu bulabilirsek o zaman hikayeye tekrar yeni bir başlangıç yapma imkanı buluruz. Yoksa bizim hikayemiz daha önce zaten o benlik tarafından yazılmış olur. Ve sen o hikayenin devam ettiricisi olursun.
bir sahte bir benlik, bir hikayeye başlamıştır ve sen o hikayeyi bir şekilde düzeltmeye çalışırsın. Hani bizim Emrahlı Türk filmlerinde olduğu gibi, yani adamın baştan zaten bakıyorsun filmin başında zaten trajedi var, büyük bir travma var zaten. Gerisi hep onu böyle yumuşatmak, ya işte ben çok acı çektim ama işte biri beni seviyordu. Bir anda kendimi çok iyi hissettim, bütün dertlerim bitti zannettim ama Allah kahretsin daha büyük bir derde düşmüşüm. Öyle devam eder çünkü hikayenin başlangıcında problem var. O yüzden hikayenin başına dönmeliyiz. Beni travmatize ettiğini düşündüğüm bir olayı yaşadığımda ben kendimi ne olarak zannediyordum? O kişi neydi, nasıldı? Düşüncesi neydi, duygusu neydi, algısı neydi, hayata dair bakışı neydi, anne babasını algılama biçimi neydi? Ben kendim bazen hayatımla ilgili anlattığım şey vardı. Ben 11-12 yaşında annemin babamın kafasını o kadar iyi basmadığını, o kadar iyi düşünemediklerini, olayları o kadar objektif algılamadıklarını, düşünmeden tepki verdiklerini düşünmüştüm Allah'tan. Dolayısıyla hani söylediklerini tırnak içinde biraz daha objektif bir yerden algılama imkanı bulabilmiştim. İkincisi arkadaşlar, ikinci sorumuz, seni travmatize ettiğini düşündüğün olay sende o travmatize eden olay üzerinden yeni bir benlik oluşturdu mu? Mesela basit bir örnek verelim. Yani klasik şey, en çok rastladığımız. İşte ben hiç sevilmedim. Şimdi buraya nereden başlayacağız bu olaya? Şuradan başlamamız gerekiyor. Sevilmediğimle ilgili ilk verileri alırken ben o anda kim olduğumu düşünüyordum. O anda kimdim? O anda ne olduğumu algılıyordum. Anne babamı ne olarak algılıyordum? Çevremi ne olarak algılıyordum? Kendime dair yetkinliğim neydi? Aciz miydim? Güçlü müydüm? Hayata karşı desteksiz miydim? Kendi kendimin gücünü bağımsız bir şekilde kimsenin onaylamamasına rağmen hissedebiliyor muydum? Varlığım ve değerimi ne olarak tanımlıyordum? O anda varlık ve değerimle ilgili algım neydi? Bunları sormak durumundayız. Sonra bazen travmatize ettiğini düşündüğümüz bir olay bizde ikinci bir benlik daha oluşturur. O daha berbat bir benliktir. İlki de gerçek değildir. İkincisi hiç gerçek değildir. İşte ben hiç sevilmedim zaten. Hani kendimi hep kötü hissettim. Hep dışlandığımı hissettim. Ondan sonra hep böyle anneme babama kendimi sevdirmeye çalıştım. Bakın ne oldu? Bir olay bir başka benlik oluşturdu. Ve o benliğiniz mesela sizin bütün ilişkilerinizi etkileyebilir. Sevilmediğinizi düşünmüşsünüzdür. Hiç kimsenin sevmediğini, sevilebilir olmadığınızı düşünmüşsünüzdür. Sen kendinizi sevdirmeye çalışırsınız. Ve bütün hikayeniz ta en başından başlar. Hikaye sürekli başa döner. Bir ilişkinizde problem mi oldu? Zaten hiç kimse beni sevmedi ki. Eşiniz tırnak içinde size değer vermedi mi? En başa dönersiniz. Zaten kim değer verdi ki? Zaten ben şanssızım diye dönüverirsiniz. Çünkü sürekli olarak artık o hikayenin içinde yaşarsınız. O hikayenin içinde bir varlığınız ve hayatınız oluşmuş olur. Bir olay olur, bütün o hikaye dönüverir zihninizde. Bilinçli veya bilinçsiz. Bazen bilinçsiz bir şekilde işleyebilir. Bazen de farkına varırsınız. Yani böyle bir olay olur, bütün arşiv açılır. Kim sizi mutsuz etti, kim sizi anlamadı, kim sizi sevmedi, kim değerinizi bilmedi. Bir anda koskocaman bir arşiv açılır.
Neden? Çünkü bir hikayenin kurbanısınız. Bakın insanlar din deyince böyle bir dudak büküyorlar. İleride din daha da dudak bükülür hale gelecek arkadaşlar. Yani bunu da başta söyleyeyim. İnsanlar gittikçe dinden, işte maneviyattan, kutsallıktan, ruhanilikten, ruhtan, maneviyattan uzaklaşacaklar. Bu insanlığın süre geldiği ve içinden geçtiği sürecin doğal bir sonucudur. Şu anda ikindiden sonra akşama doğru gidiyoruz değil mi? Güneş batacak. Dolayısıyla hani biliyoruz güneş batacak. Fakat aslında güneşin kendisi batmıyor. Dünya artık güneşin ışığını alamaz hale geliyor. İnsanlık da gitgide aslında hakikatin, maneviyatın, dinin ışığını alamayacak bir psikolojik pozisyona giriyor. Bunun nedeni budur. Yoksa dinin, hakikatin, maneviyatın yetersizliğinden, niteliksizliğinden dolayı değil. İnsanlık artık o şeyleri almıyor. Yani işte ruhlar aleminde yaşamıyoruz. Ama işte hayat bildiğin gibi değil. İşte biz burada maneviyattan bahsediyoruz, millet malı götürüyor diye. Değil mi? Ne kadar çok hikaye var, hepsine az çok kulağımız aşina oluyor. Ve bu, eğer çok 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 dikkatli olmazsanız sizi etkiler. Sizi etkiler. Dolayısıyla da günümüzde artık geçmişe nispetle dine dair, hakikate dair, maneviyata dair algı gitgide azalıyor. Bundan sonra daha da azalacak. Bu ise dediğim gibi hakikatin zayıf olmasından dolayı değil. Buna muhatap olan insanın cehaletinden kaynaklanıyor olacak. Bunu önemli söylüyorum. Ne dedik? Bakın din aslında ne anlatıyor? Bize hikayemiz olmayan özümüzden bahsediyor. Diyor ki sen diyor, sen kendini ne zannediyorsun, ne olarak algılıyorsun? Bir hikaye anlatıyorsun değil mi? Annem, baban, o, bu, şu, ilişkilerin bir sürü hikaye anlatıyorsun ya. Din ne diyor aslında insana? Din diyor ki, sen diyor bu hikayelerin olmadan evvelki kişisin diyor. Bütün bu hikayeleri bırak bakalım ne kalacak geriye. Biz o kadar alışmışızdır ki hikayeye. Ne kalabilir ki? Ne kalıyor geriye? Hiçbir şey kalmıyor gibi görünüyor. İşte din sana diyor ki bir şey kalıyor, dikkat et. O kalan şeyi bul. Din insanı bu anlamda özgürlüğe çağırır. Neyden özgürlüğe? Hikayelerinden özgür olmaya çağırır. Hikayen ister böyle parıltılı olsun, isterse biraz yıldızları dökülmüş olsun. Hepsi hikaye olarak tanımlanır. Din bize geçici olanın bizim gerçekliğimiz olmadığını işaret eder. Din budur aslında. Bir hikayeniz varsa dindar değilsiniz demektir. Yani yeterince dindar değilsiniz. Konumuz din şeyliği değil tabii. Yani ne kadar dindarız böyle Timurtaş Hoca'nın vaazı değil. Nedir? Nedir? Çok net söylüyorum. Bir insanın ne kadar hikayesi varsa dini o kadar anlamamış demektir. Ve din onun üstünde o derece işlememiş demektir. Bana kendini anlat denildiğinde yani Allah dünyaya gönderdi, bir sürü değişik şeyler yaşadım. Çok şükür. Böyle gidiyoruz inşallah Rabbimizin huzuruna sükunet içinde, huzur içinde bakın ne? Razı olmuş ve razı olunmuş olarak. Hangimiz razıyız ki değil mi? Hikayelerimizin hangisinde Allah'tan razıyız? Orada bile şu hesap yok mu? Ya işte Allah bana bu dünyada sıkıntı yaşattı ama ahirette karşılığı verecek, beni razı edecek. Bakın razı olmuş ve olunmuş değiliz şu anda. Değil mi?
bir şey verecek razı olacak. Çünkü hikayemiz var. Çünkü alacağımız var. İşte aslında din bizi bu hikayeden kurtarmayı müjdeliyor. Peygamber nedir? Hikayelerden kurtaran insandır. Bizi her türlü hikayeden kurtarır. Bakın tırnak içinde güzel gibi gözüken hikayelerden de kurtarır. İşte ben Mekke'nin yöneticisiyim, Mekke'nin en zenginiyim veya işte şu kadar çoluk çocuğum var, aşiretim var, başarılarım var, dünyaya bıraktığım bir iz var. Bunlar da hikaye. Bütün hikayelerden kurtarır. O hikayelerin siz olmadığını size anlatır. O yüzden hani, la ilahe illallah diye kurtulun. Ama hikayelerim var değil mi? Hatta bir düşünür der ki bazı insanların en büyük hazineleri acılarıdır. Her şeylerini feda edebilirler ama onları bırakamazlar. Mesela şöyle düşünün, biri size acılarını anlatıyor, siz diyorsunuz ki ya bunlar hikaye ediyorsunuz. Değil mi? Ne diyecek benlik? Zaten sen beni anlamıyorsun. Hatta deseniz ki, peki yani bir hap var. Yaşadığın bütün acıları unutacaksın. Hiçbir şey hatırlamayacaksın. Çoğu insan o hapı kullanmaz değil mi? Ama aslında bakın din bize böyle bir hap veriyor. Ama biz zaten kabul etmiyoruz. Yani din diyor ki inne lillah ve inne ileyhi raciun. Ondan geldiniz ona gidiyorsunuz. Bakın hiçbir hikaye yok. Anam böyleydi, babam böyleydi, işte önemsendim, önemsenmedim, şu acıları yaşadım, şunu yaşayamadığım için kendimi şanssız görüyorum. İyi ki şunu yaşadım, yoksa gözüm arkada kalırdı. Bakın, olumsuz hikayelerden bahsetmiyorum ben sadece. Olumlu gibi görülen hikayeleri de bunun içine koyuyorum. Ya çok şükür Allah'a, hani Allah ne istediysen verdi. Bunu diyen hikayenin ta dibine vurmuştur. Farkında değildir ama. Allah ne istedimse verdi. Ne istedin abi? Ne istedin? Dünyayı istemişsin. Gezmek istemişsin, para istemişsin. Ne istemişsin sen? Allah'tan Allah'ı istedin de verdi mi? Zaten verse böyle konuşmazdın. Ne istediysen verdi. Bu da büyük bir hikaye. Tüm hikayeler eşit derecededir. Ama biz kendi sahte hikayemizin penceresinden bakarız. İşte bak bu insanın hikayesi çok güzel. Hatta sinemaya alırız değil mi böyle güzel hikayeleri? İnsanları hikayelere çağırırız aslında. Bütün sinema filmleri nedir? Bir hikayenin anlatılmasıdır değil mi? Belki bazı filmler vardır. Sizi hikayeden kurtarmak için çekilmişlerdir. Sizi bütün hikayelerinizden kurtaran şey, ister bu bir bilgi olsun, ister bir film olsun, ister bir cümle olsun, sizi tüm hikayelerinizden kurtaran, size tüm hikayelerinizin ötesindeki bir şeye işaret eden şey gerçektir. İşte din budur. Din bizi tüm hikayelerimizin ötesine götürür. Hatta bakın bunu dinlerken bile hikayenin üzerinden dinliyor olabilirsiniz. Şu an bir bakın böyle bir kendinize. Hikayenin üzerinden mi dinliyorsunuz? Mesela ya keşke bunları daha önce öğrenseydim. Ya da acaba böyle mi? İsmail Bey acaba çok mu uçuyor acaba? Çok mu böyle spiritüel konuşuyor falan? Ama hayat da hani İsmail Bey'in dediği gibi değil. Gerçi iyi anlatıyor. İnsana da bir huzur veriyor ama hani tam da öyle değil gibi yani. Bu kadar insan yanılıyor olamaz. Hele ben 30 yıldır yanılıyor olabilir miyim? Bu kadar acılarına tutulmuş bir insan olan ben, değil mi? Yanılıyor olamam. Aslında dikkat edin. Peygamber Mekke'de mesajını verirken bırakamayacakları hikayelere en çok tutunanlar peygambere itiraz ettiler, değil mi?
İşte biz Ebu Cehil diyoruz, değil mi? Ebu Leheb diyoruz. Neden? Hikayeleri vardı. Peygamber bütün ellerinden hikayeleri alacak gibi görünüyor. Ya yani işte aşiret, oranın ileri geleni olmak, oranın saygıdeğer bir insanı olmak. Bilal'le eşitleniyorsun. Hikayen yok. Bir sosyal statü üstünlüğün yok. Ekonomik üstünlüğün yok. Onun üzerinden ürettiğin bir hikaye yok. Ve o insanlar hikayelerine çok tutundukları için peygamberin mesajını dinleyemediler. Çünkü aslında mesaj açıktı. Hikayeni bırak. Değil mi? Hikayeni bırak. O hikayeyi bırakamadığın için de mesajı alamazsın. Hikaye, mesajı hikayenin boşlukları kadar algılar. Yani mesaj nasıl algılanıyor bizim tarafımızdan, ilahi mesaj? Ne ölçüde algılanıyor? Hikayenin izin verdiği ölçüde. Mesela şöyle düşünün. Allah hani dedi ki size, rüyanızı da diyelim. Hani biraz daha anlaşılır hale getirelim. Mesela Allah dedi ki, ey kulum bırak bu acılarını. Boş ver. Ne olacak? Dese mesela ne dersiniz rüyanızda? Hepsini siliyorum. Hafızamdan siliyorum. Sabah kalktığın zaman hiçbir şey hatırlamayacaksın. Küçük bir çocuk gibi olacaksın. Dese ne deriz, değil mi? O yüzden bizler yaşadığımız olumsuz olayları hangi kimlikle yaşadık? Bu olaylar bizde yeni olarak ne tür kimlikler oluşturdu? Bunları keşfetmek durumundayız. Bir sufiye sorarlar, tasavvuf nedir? Dünyaya gelmeden evvelki halinize dönüştürler. Onun için bu nedir aslında? Yani senin bütün hikayelerin dışında ki gerçek kendini sana hatırlatır. Bütün manevi yolların maksadı budur. Dikkat edin insanlara, hep hikaye şudur. Benim ne yaşanmışlıklarım var. Sen yaşandın ama kendini yaşam olarak değil, yaşanmışlıklar olarak tanımladın. Halbuki yaşanmışlıklar gelip geçen şeyler. Sen yaşamın kendisisin. Hazreti İsa ne der biliyor musunuz? İncil'de geçer bu. Hakikat ve hayat benim der. Ben yaşanmışlıklarımın demez. İnsan yaşadıklarıdır demez. Sartre bunu der. Bizim de içimizde varoluşçu benlikler var, değil mi? İnsan yaşadıkları ve yaşayacaklarıdır diye tanımlarız. Ve hikayemiz bakın öyle öyledir. Yaşadıklarım ve yaşamak istediklerim. Halbuki ne diyor Hazreti İsa? Hakikat ve hayat benim. Hayatın kendisi benim yani. Sen hayatın kendisisin. Dikkat edin. Hayatın kendisi için hayat biter mi? Bitmez. Ben ne kadar kötü bir hayat yaşadım diye bir şey var mıdır? Yoktur. O yüzden evet, tabii ki yaşanmışlıklar yok mu? Tabii ki var. Ama ben yaşanmışlıklarım değilim. Bakın, kendimi yaşanmışlıklarla tanımlamıyorum. Aradaki temel nüans budur. Kendimi yaşanmışlıklarla tanımlamıyorum. Tabii ki yaşanmış şeyler var. Tabii ki yaşadıklarımız var. Ama yaşam sensin. Sen yaşadıkların değilsin. Yaşamın kendisi olarak bir şeyler yaşanır. Çok defa örneğini verdiğimiz o metafor gibi. Sen bir beyaz perdesin. Beyaz perdenin üzerinde yüzlerce film oynayabilir.
o yüzlerce film o beyaz perdenin üzerinde izlenir. O beyaz perdenin üzerinde yüzlerce görüntü oluşur. Ama o beyaz perdenin tarihi üzerinde görünen filmler değildir. Peki sen şimdi kendine sor. Sen yaşanmışlıkların mısın? Yaşanmışlıkların farkında olan ama hiçbirinden varlık olarak etkilenmeyen misin? Biz birçok şey yaşarız. Ama onlar birer yaşanmışlıktır. Ben yaşadıklarımın çok farklı bir şey. Ben yaşadıklarımım dediğin anda sen geçmişte yaşanmış şeylerin toplamından ibaret hale geliyorsun. Devam da etmeyeceksin bu yüzden. Sonra diyeceksin ki ya hayatta ne kadar garip. Rüya gibi gelip geçiyor. İşte hayat kime rüya gibi görünür? Kendini hikayenin içinde tanımlayana rüya gibi görünür. Hakikaten de 3 günlük gibidir. Yani hikayelerini toplaya fazla 3 gün anlatacaksın yani. Yaşanmışlıklar buysa sen de bundan ibaretsin. Sonra da o hikayeni dinleyecek adam arayacaksın. Bir insan arayacaksın. Hikayeni kim dinler? Değil mi? Çekilmiş bir film ama seyirci yok. Değil mi? Kötü bir şey. Sen hikayeni anlatacağın hiç olmazsa hayatta birini arayacaksın. Değil mi? Hiç beni dinleyecek bir insan bile yok diyorsun değil mi? Niye diyorsun? Çünkü hikaye duyulmaya ihtiyaç duyuyor. Çünkü hikaye arkadaşlar gerçek değil. Gerçek bir şahide gerek duymaz. Allah kendi varlığına şahit gereksinimi duyar mı? Hayır. Hani gereksinim duymaz ama sen şahit olabilirsin. Mesela Allah'a şahit olan bütün varlıklar yok olsa, bütün bilinçli varlıklar yok olsa Allah için bir eksiklik olur mu? Birini anlatmam lazım. Kim anlatmak istiyor? Çünkü bir hikayen var. Çünkü bakın, hikaye asli değildir. Hikaye aslıymış gibi algılanmak ister. O yüzden birinin bilincine ihtiyaç duyar. Birini anlatayım da hani etkilensin. Hani o duydu. Hikayen var, duyan yok, gören yok, kaydeden yok. Hatta bakın insan şundan bile şüphe ediyor değil mi? Hani yaşayıp yaşamadığından bile emin olamıyorsun. Birini anlatınca ha diyorsun bak. Sanki daha böyle bir gerçek oldu. Zanlı var. Bakın o kadar sahte bir şey. O kadar sahte ki başkasına anlatılmadığında o kadar gerçek görünmüyor. O yüzden bütün o sahte hikayeleri bırakabiliriz. Bakın bırakma özgürlüğüne sahibiz. Bırakmak zorundayız demiyorum. Bırakma özgürlüğüne sahibiz. Bırakmayı tercih edebiliriz. Hiçbir şey eksilmez bizden. Ama o hikayede şey varsa, şimdi ben neyim? Yani bir anlat kendini deyince ne diyeceğim? Memleket, aile hikayesi, olaylar, travmalar falan filan. Hepsini bıraktın. Ne anlatacaksın peki? Hani bir yaşanmışlık lazım. Böyle bir yüzünde bir izleri olması lazım değil mi yaşanmışlıkların falan diye de böyle işin edebiyatını yapabiliriz. Bakın mesele yaşanmışlıkların inkarı değil. Yaşanmışlıkların üzerinden üretilen kimlik. Hani psikolog, psikiyatristler hep sorar, bize kendinizden bahseder misiniz değil mi? İşte anlatır. Biri anlatır, biri dinler.
anlatan da hikaye anlatıyor, dinleyen de hikaye anlatıyor, hikayeyi dinliyor, değil mi? Ama ikisi de bir hikaye dinlediğini bilmiyor. Mesela keşke şöyle psikolog, psikiyatristler olsaydı ve böyle danışanlar olsaydı mesela. İşte diyelim ki biri geldi işi anlatıyor. Psikolog veya psikiyatrist dedi ki bu hikaye, bunu anladık, bunu kenara koyalım. De, bu da hikaye, şurası da hikaye. En son ne kalacaktı? En son siz kalacaktınız arkadaşlar. En son huzur kalacaktı. En son gerçek kendiniz kalacaktınız. Ama ego ne diyecek? E ben buraya niye geldim ki o zaman, değil mi? Evet. Terapinin aslında hikayeyi yok etmek değil, tamir etmek. Bozuk kısımları tamir, sağlam bütün bir hikaye oluşturur. Onunla tekrar yola çıkmayı... Tabii, yani modern psikoloji aslında ne yapıyor? Seni hikayenden kurtarmıyor. Hikayen var. Onu biraz tamir edelim diyor. Yani böyle taşıyabileceğin bir hikaye olsun. Böyle hani göğsünde madalya gibi hiç olmazsa taşıyabileceğin bir şey. Veya hani şöyle koynuna koyduğunda çok fazla seni yaralamasın. Biraz onu yumuşatalım. Yani modern psikoloji aslında budur. Hani bunu da bir ölçüde tabii ki saygıyla karşılıyoruz. Ama kadim bilgelikler, ilahi mesajlar, manevi öğretiler bize hikayemizi tamir etmek noktasında bir çözüm sunmazlar. Maksatları bu değildir. Bakın, bu konuda da çözüm sunabilirler. Fakat maksatları bu değildir. Onların maksadı sizi hikayeden kurtarmaktır. Hikayeden kurtarmak, yaşanmışlıkları inkar etmek değildir. Yaşanmışlık, yaşanmışlıktır. Sizi yaşanmışlıklar üzerinden kendinizi tanımlamaktan kurtarır. Bakın, Hazreti Muhammed kimdir? Muhammedur Resulullah diyoruz. Ama biz öyle yetiyor mu? Yetmiyor bize. Amine'nin yetimi, oradan başlıyoruz. Değil mi? Abdullah'ın öksüzü. Hatice'nin sevgilisi. Tamam, yok mu? Öyle değil mi? Tamam, öyle de. Peki Hazreti Muhammed böyle mi tanımlıyordu kendini? Öyle tanımlamıyordu. Öyle bir hikayesi yoktu. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Sen kimsin? Sen de onun kulusun. Onun yeryüzüne gönderdiği aziz bir misafirisin. Ona aitsin. Onunla varsın. Onunla yaşayansın. Onunla diri olansın. Onun huzurunda olansın. Onunla huzur bulansın. Yaşadığın olaylar yok mu? Tabii ki var. He, yaşanmışlıklarımı anlatabilirim ama kendimi anlatmam. Çünkü kendim anlatılabilecek bir şey değil. Bir psikolog bana sorarsa, bana yaşanmışlıklarını anlat, anlatırım. Bir mahsuru yok. O da yaşanmışlıkları dinler. Ama biraz bana kendinizden bahseder misiniz diye sorsa, mesela bana bir psikolog, psikiyatrist sorsa cevap vermem. Çünkü kendimi anlatamam. Kimse de kendini anlatamaz. Gerçek kendimizi anlatamayız çünkü. O anlatılabilir bir şey değil çünkü. Cevap vermem. Bir cevabı yok ki. Cevap vermeye başladığım anda hikayeye başlamış olurum. Söylenebilecek tek şey Allah'a aidim. Ondan geldim, ona gidiyorum. Anlaşılabilecek olan yegane ifade budur. Bu kadar. Ha, yaşanmışlıklarını anlat. Anlatırım. Gece gündüz anlatabilirim. Problem yok. Ama ben o yaşanmışlıkların inşa ettiği kişi değilim. Hani Necip Fazıl'ın şiiri var ya, ben kaldırımların emzirdiği çocuğum. Öyle bir şey yok. Ha, hepimiz maalesef öyleyiz. Hepimiz bir şeylerin emzirdiği çocuğuz. Sevgisizliğin emzirdiği bir çocuksun. Değer görmemişliğin emzirdiği bir çocuksun. Dışlanmışlığın emzirdiği bir çocuksun. Küçümsenmenin emzirdiği bir çocuksun gibi geliyor size, değil mi? Öyle bir algı var çünkü.
Öyle zannediyoruz. Hayır. Ben kaldırımların emzirdiği çocuk değilim. Ben Allah'ın kalbinden gelmiş bir varlığım. Allah'ın sevgisinden doğmuş bir varlığım. Diyelim ki çocuğumuz öldü. Yani çocuğun var mı senin? Yok. Olabilir mi? Senin çocuğun olabilir mi? Olur herhalde. Nasıl olur? Senin yani. Yani benden olan diyelim. Senden olan. Emin misin senden olduğunu? Yani anasına sormak lazım. Yok, anasından da değildir de senden de değildir. Yani tamam, Allah'tandır. Ha tamam, ha, Allah'tandır. Oraya mı geldik şimdi? İyi, tamam. Çocuğumuz öldü. Neden çocuğumuz? En büyük acı oldu derler çünkü. Çocuğumuz öldü değil, çocuk öldü. Tamam, çocuk öldü. Çünkü çocuğumuz diye başladığında hikaye başlıyor. Hikaye başlayınca da, bak, hikaye başladığı anda, bak, çocuğum dediğin anda bir hikayeye başladık, değil mi? Mesela çocuğum öldü diyelim diye başladığımda ne yapmış oluyorum? Bir hikayeye başlamış oluyorum, çocuğum diye başlıyorum. Sonra çocuğun ölümü kötü olmaz mı? Üzücü olmaz mı? Çocuğum çünkü. Benim çocuğum. Şimdi devam et, üstadım. Ne kadar hikayenin neresinde başlıyor, ilk an itibaren bu hikaye deyip arkamızı dönemeyiz, değil mi? Yani hikayeyle geçiyoruz, bu hikayeyi kim üretti? Acı çekiyoruz ama, değil mi? Acı çeken acı kim? Çekiyoruz. İşte bak, acı çeken kim? Hikayedeki adam. Çocuğum diye başladığında Budist der ki, acı başladı der. Bak, sen Budist'te, gerçek bir Budist'te, sen de ki mesela benim çocuğum diye başla, o der ki bir saniye dur, der ki acı başladı der. Daha sen çocuğum öldü demiyorsun ama benim çocuğum diye başladı. Hatta sen şöyle desen, ya benim çocuğum çok başarılı oldu, şu an dünyada çok buluşlar yapıyor, o der ki gene acı başladı der. Neden biliyor musun? Kendini izafe ettiğin her ben cümlesi ve her benim cümlesi acının başlangıcıdır. Acı oradan başlar. Mesela ben dedim. Ben olarak neye ben dedim? Diyelim ki dünyaya gelmiş olan bir bedeni olan ve bu bedeni üzerinden var olduğunu düşünerek ben dedim. Dediğim anda acı başladı. Bir çocuk oldu. Çocuğa ben dedim. Burada kelime önemli değil ama, yani yanlış anlaşılmasın, bu maksadımız kelime değil. Bir şeyin sana aidiyetini tasavvur etme. Anladın mı? De, kastımız bu yani. Yoksa hani benim çocuğum demezsin, işte Allah'tan dersin ama İçerideki Allah'tan da biraz da bizim yani, o kadar da değil yani. Biz de boşuna böyle havadan leylek getirmedik, çok çalıştık dersin, değil mi mesela? Kendine ait görürsün. Benim çocuğum dediğin andan itibaren acı başlamıştır. Yoksa öbürü, şimdi benim çocuğum ölünce evlat acısı da çok büyük derler. Hemen sosyal destek geldi, değil mi? Atasözümüz var. Aile, herkes öyle der. Kime sorsan öyle der, değil mi? Zaten hikayenin içine gömüldük. Değil mi? Peki hocam, böyle bir durumda anlaşmak çok zor. İsmail Bey. Bu da güzel bir hikaye. Bu da çok güzel bir hikaye. En tatlı hikayelerden bir tanesi. Ya tamam da ama çok zor. Bu en tatlı hikayedir. Böyle hani uykudan evvel Adile teyze 5 dakikası var diye böyle uykudan önce. Gerçek söylüyorum. Bu çok güzel bir şeydir. Ama çok zor hocam. Yani doğru söylüyorsunuz ama kolay değil. Oh, ne tatlı bak. Hiç seni uyandırmadan böyle mışıl mışıl hipnotize eden bir hikaye bu. O yüzden çok dikkat edin bu hikayeye. Başka? Böyle bir durum karşısında acı çekmemiş bir örnek var mı? Yani, acı çekmemiş. Evlası çekmemiş. Peygamber Efendimiz dahil. Peygamber evlat acısı çekmemiş.
çocuğu ölürken mesela kalbinde ne olduğunu biliyor musunuz? Eğer rivayet doğruysa rivayet diyor ki iki damla gözyaşı gelmiş. Peygamber'e bakın. Hep bunu daha önce de anlattım. Sahabi diyor ki ya Resulallah, içinde belki meal olarak söylüyorum. Hani kelimesine değil. Sen de mi diyorlar? Peki ben basit bir soru soruyorum. Eğer peygamber de arkadaşlar yani evlat acısı çok kötü ya. Hani Allah evlat acısı göstermesin bize yani. Dua edelim. Allah bize evlat acısı göstermesin diyen biri olsaydı peygambere gözden iki damla geldiğinde sen de mi ya Resulallah denir miydi? Bunu düşünemiyor muyuz mesela? Hı? Denir miydi? Yani sen de mi ya Resulallah, kim demiş olabilir bunu ve kim demiş olabilir? Değil mi düşündüğümüzde? Ha, demek ki peygamber bir şey anlatmış insanlara. Evlat ölümüyle ilgili bir şey anlatmış muhtemelen. Ama tabii birçok şey bize gelmediği için biz bilmiyoruz. Ama şunu anlayabiliriz. Ortalama aklımız varsa şunu anlayamaz mıyız? Sahabiler peygamberin gözünden iki damla yaş dökülünce ya Resulallah sen de mi denildiğinde demek ki peygamber bir şey anlatmış bunlara. Ama herhalde şunu anlatmamış. Evlat acısı çok zordur. Allah kimseye yaşatmasın bana da. Öyle mi dedi acaba? Herhalde demiş olamaz. Değil mi? Bakın ne diyor? Göz yaşarır, kalp hüzünlenir ama bizim Rabbimizin hükmüne tam bir rızamız vardır. Tabii ki göz, hani görmüş çocuk, doğmuş, büyümüş, birkaç yaşa gelmiş, vefat etmiş. Tabii ki göz bir görmek konusunda bir alışkanlığı olmuş değil mi? Kalp de geçici bir ayrılığın hüznünü duyar, o kadar. Evlat acısı yok peygamberde. Bakın o yüzden peygamberin ne yaşadığını anlamak için bizim belli bir varoluş kıvamına gelmemiz gerekir. Yoksa peygamberi de anlayamayız. Yanlış yorumlarız. Bu hepimizin düştüğü işi. Mesela bakın en basiti bir başkası. Mesela peygamberin vahşiyle ilgili süreci. Bizde çok yaygındır. Yani güya haşa peygamber demiş ki gözüme gözükme. Yani biz de öyle yapıyoruz ya böyle. Mesela birine gözüme gözükme. Peygamber de güya haşa öyle demiş. Ya bir olayı bir oku bakalım geçmişini. Peygamber vahşiye mektup gönderiyor. Niçin gönderiyor? İşi gücü yok mu? Niye göndersin ki? Değil mi? Adam zaten kaçmış gitmiş. Niye gönderiyor? Ey vahşi, İslam ol. Allah'ın mesajına tabi ol. Niye göndersin? Hadi gönderdi, hani görevini yapsın da kurtulsun tırnak içinde. İllallah desin. Bizim kafamız böyle çalışıyor. İki, adam diyor ki, hayır diyor. Yani böyle bir şey kabul etmiyorum diyor. Peygamber gene gönderiyor. Vahşi diyor ki, ama diyor benim günahım çok. Allah diyor eğer iyilik yaparsanız sizin günahlarınızı bağışlar diye ayet gönderiyor. Vahşi diyor ki ama ben iyilik yapmadım ki diyor. O zaman başka ayet gönderiyor. Allah bütün günahlarınızı bağışlar diye şartsız bir ayet gönderiyor. Niye gönderiyor peygamber? İşi gücü yok mu? Niye bu kadar çaba gösteriyor vahşi Müslüman olsun diye? Veya en azından mesajı en mükemmel şekilde idrak etsin. Hani peygamber orada şey yapmıyor. Yani söyledim ama bana ne zaten içimde soğumadı. Hani olmasın zaten. İçimde hiç istemiyor. Gözümde görmek istemiyor zaten. Öyle mi dedi? Defalarca mektup gönderiyor. Allah bütün günahları bağışlar ayetini gönderiyor. En son geliyor vahşi ve madem diyor Allah'ın böyle sonsuz bir affediciliği, rahmeti var, Müslüman oldum diyor. Peygamber diyor, anlat diyor, Uhud'da ne oldu? O da anlatıyor. Tabii anlatınca oradaki Müslümanlar da hani ağlayan oluyor, kızan oluyor, kaş kaldıran oluyor. Peygamber ona diyor ki, sen istersen burada fazla durma diyor yani. Niye diyor? Zaten vahşinin kendisi
kendi kendini affedemiyor. Allah affetmiş ama o kendi kendini affedemiyor. Sürekli bir tırnak içinde kendi kendine ben niye Hamza'yı öldürdüm diye bir ıstırap duyuyor. Diğer Müslümanlar da şimdi hiçbir şey demese bile vahşi onların bakışlarından kendince rahatsız olabilir. Sen istersen burada durma diyor yani. Mevzu bu. Ama bizde ne olarak aksediyor? Gözüm görmesin demiş. Bunu kim söylüyor? Bunu bizim egomuz söylüyor. Bir de peygambere yanıyoruz onu. Ya peygamber senin gözün görmesin diyecek olsa niye bu kadar mektup gönderiyor ki? Niye? Ki bugünkü gibi maille de ulaşmıyor mektuplara. Adam gönderiyor, bir sürü uğraşıyor yani. Ha şunu da demiyor. Çok istiyorsa gelsin konuşuruz demiyor mesela. Şimdi böyle bir peygamberi alıyoruz, egomuzun içine sokuyoruz, sonra egomuzdan bir Muhammed çıkıyor. O nasıl bir Muhammed? Gerçek Hazreti Muhammed değil. Egomuzun Muhammed'i. Gözüm görmesin dedi. Lan sen de öyle diyorsun. Sen ufacık bir hata yapan bir kardeşine öyle diyorsun. Gözüm görmesin diyorsun. Peygamberi de kendine malzeme yapıyorsun. Çünkü sen peygamberi algılayacak bir halde değilsin o durumdayken. Öfkene meşru zemin arıyorsun, farkında değilsin ama. Bakın hiçbirimiz bunu art niyetli yapmıyoruz. Ama farkında değiliz. Öfkeliyiz. Bugüne kadar kim bilir kaç kişiye gözüm görmesin demişiz. Bize bir meşru zemin lazım. Hah, bak Vahşi'ye de peygamber demedi mi gözüm görmesin. O yüzden arkadaşlar din nedir? Hikayelerden kurtulma sanatıdır. Bunun içinde biraz ben ve benim dediğimiz cümlelere biraz daha yakından bakmamız gerekiyor. Sırtımızı çevirmeyeceğiz. O ben kim, benim diyen kim? Bunlara bakarsak o zaman o hikayelerden kurtulma şansını elde edebiliriz. Allah'ın da bizim için istediği budur. Hikayelerimizden kurtulmuş olmak. Allah'ın huzuruna gittiğinizde var ya, Allah şöyle istiyor sizden. Sen mi geldin kulum? Sen diyeceksin ben geldim ya Rabbi. Hiç şikayetiniz yok. Hikayeniz yok. Mağduriyetiniz yok. Şimdi bir insanlar diyor ya mesela bazen böyle işte aslında biz anne babamızı biz seçmişiz falan. Çünkü aslında bakın hikayeye makul bir zemin oluşturmak zorundayız. Bugün böyle spiritüel gibi gözüken birçok ekolde bunlar çok dillendiriliyor. Anne babamı ben seçmişim. Ya ha sen seçtin, ha seçmedin kardeşim. Mevzu hikayenden kurtul. O bile hikayenin parçası. Ben seçmişim. Orada bir hikaye. Çünkü ancak hikayen bununla rahatlayacak. Ya bazıları bu zokayı yiyor, bazıları yemiyor. Ne seçmesi kardeşim? Seçecek o zaman bunu mu seçelim? Yok sen bilmiyorsun, sen bunu başka bir bilinçteyken seçmişsin falan. Hikaye üstüne hikaye devam ediyoruz. Seçsem ne olur, seçmesem ne olur? Ne olacak yani? Mesele, bütün mesele hikayene tutunma. Bu kadar basit. Hikayene tutunma. Yusuf. Hep anlatıyoruz değil mi arkadaşlar? Yusuf hikayesine tutundu mu? Dikkat edin. Yok değil mi? Bir tutunduğu yer yok. Hiçbir hikayesine, hiçbir noktasına tutulmuyor. O zaman kurtuluyor. O zaman bakın huzur içinde. Hiçbir derdi yok, hiçbir problemi yok, şikayeti yok, mağduriyet algısı yok değil mi? Hani neler yaşamış? Bakın yaşanmışlıkları ayrı, Yusuf'un kendisi ayrı. Yusuf ne diyor bakın? En son sahnede ya Rabbi diyor, beni bir Müslüman olarak vefat ettir. Bir Müslüman olarak beni al. Ve beni salihlerin arasına kat. Bu kadar. Bakın hiç tırnak içinde bir acı, dram, mahrumiyet, mağduriyet, haksızlığa uğramışlık var mı bir hikaye? Hiçbir şey yok ya. Ne kadar ilginç değil mi?
Evet, darısı başımıza inşallah. Teşekkür ederim.